Sağlıklı Yaşam programıyla sizlerleyiz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Evet, obeziteyle başlayalım dilerseniz. Obezite günümüzün en önemli rahatsızlıklarından bir tanesi. Nasıl oluşur obezite? Nasıl oluşur obezite? İnsan fazla yerse, lüzumsuz yerse, ihtiyacı olmadığı halde yerse, acıkmadığı halde yerse, yani yemeği içmeyi disiplin haline getirdi insanlar. Günde 3 öğün yiyeceksin, otomatiğe bağladı. Sabah öğle akşam, sabah öğle akşam aç da olsa yiyor insanlar. Ne oluyor? Sürekli kilo alıyor, kilo alıyor, kilo alıyor. Şimdi dün başka bir televizyon kanalında baktım ne oluyor diye. 6 profesör doktor obezite konusunda konuştular, konuştular. Sonunda bir şey söyleyecekler herhalde dedim. Ama hiçbir şey söylemediler. Yani şimdi şöyle, kişi sabah kahvaltısı normal, standart. Dünyada insanların hepsi son 200 yıldır aşağı yukarı dünyanın her tarafında bu geçerli. 3 öğün yiyor. Eskiden 2 öğündü. Tanzimatla birlikte Avrupa kültürünün Türkiye'ye yerleşmesiyle birlikte 3 öğüne çıktı. Atalarımız Peygamber Efendimiz'den bu yana 2 öğünle beslenmiştir. 2 öğün sağlıktır diyor İbn Sina, 3 öğün hastalıktır diyor. 2 öğün, 3 öğün. Çok şey değişir. Ne değişir diyeceksiniz? Kişi sabah kalktı, kahvaltı yaptı diyelim. Pankreas insülin salgılar. İnsülin yediğimiz besinleri şekere ve yağa dönüştürerek depolar. İlk 4 saat şekeri harcar, sonra yağı harcamak için leptin salgılar, hormon salgılar. İkinci 4 saatte de leptin depolanan yağları yakar. Bu aynı, arabaya benzetelim. Bir arabanız var, hem gazla hem benzinle çalışıyor. Arabayla yolculuk yaparken ilk 4 saat gazla çalışıyor, LPG var. LPG bitti, gaz bitti, benzine dönüyorsunuz. Bunun gibi. Fakat kişi beklemiyor 8 saat. Ne yapıyor? 4 saat sonra bir şey yiyor. 2 saat sonra bir şey yiyor. 3 saat sonra bir şey yiyor. Bazı diyetisyenler de diyor ki 3 öğün, ana öğün, 3 ara öğün ye. Peki doğru beslenmede gerçek anlamda kaç öğün yenilmesi gerekiyor? 3, 5 dediğiniz gibi hangisi doğru olan? 2 öğün. Sabah ve akşam. Başka yok. 9-10 gibi. Peki bu aralardaki ara öğün yok. Acıkma yok. Vücut alışıyor. Depoladı ya, yakıyor otomatik. Yani 3 öğüne başladığı zaman obezite başlıyor. Kilo problemi başlıyor. Çünkü İnsülin, mesela herhangi bir şey yediniz sabah, hı hı, bunu vücudumuz şekere, yağa dönüştürerek depolar. İlk 4 saat şekeri harcar. İkinci 4 saat yağı yakarak harcar. İkinci 4 saate geçmeden kişi cips, jelibon, kek, gofret, herhangi bir şey yedi, elma, armut, ne yese yesin. Leptin salgılanmasına müsaade etmiyoruz. Vücudumuzun leptin salgılamasına müsaade etmiyoruz. Ne oluyor? Herhangi bir şey yediği zaman ilk 4 saatten sonra tekrar insülin salgılıyor. Tekrar leptin salgılamıyor bünye. Böylece kişi sürekli insülin salgılıyor. İnsülin salgılaya salgılaya vücudumuz leptin salgılamasını unutuyor, uyuşuyor. Kişi de bu nedenle bu şuna benzer. Diyelim ki Galatasaray Fenerbahçe maça çıkacak. Hakem taraflardan bir takımı tuttu, A takımını. Hemen arka arkaya 5 penaltı verdi. Ne oldu? 5-0 birisi mağlup başladı. Maçın sonunu getirebilir mi? Diğer takım getiremez. Biz her gün 5 defa mağlup başlıyoruz. Nasıl? 3 ana, 3 ara öğün 6 defa yiyoruz. 6 defa insülin salgılıyor pankreas. Fakat leptin salgılamasına müsaade etmiyoruz. Böylece yağlanıyor, yağlanıyor, yağlanıyor kişi. Peki kişi alışmışsa 5 öğün ya da 6 öğün yemeye, bunu 2 öğüne nasıl düşürecek? Yani bunu nasıl dengeleyecek vücudu? Oruç tutan herkes bunu yapabilir. Hı hı. Oruç tutabiliyor muyuz? Oruç nedir? Ruhu ve bedeni temizlemek, arıtmak. Zaten oruç diyor herkes. Şimdi bana 3 kişi geldi. 3'ü de 1.90 boyunda maşallah. Ama 3'ü de böyle iri yarı
Ama göbekleri de var böyle maşallah. Dedim ki siz ya alkoliksiniz, bira içenlerin karnı böyle küp gibi olur. Almanya'da kaldım mı? 29 sene Almanlar hep böyle göbeklidir erkekler. Bira içerler. Bira içenin göbeği şiş olur. Bira da erkekleri kısırlaştırır. O da ayrı bir olay. Ayrı bir konu. Bira içenler kısırlaşır yavaş yavaş. Çünkü biranın birleşiminde şerbetçi otu var. Şerbetçi otu humulon, lupolon denen iki etken madde içerir. Humulon, lupolon aynı kadınlık hormonu östrojen gibi etki yapar. Sürekli bira içen erkekler kadınlaşır. Hormon dengeleri bozulur. Almanya'da bu nedenle erkeklerin çoğu kısırlaşmıştır. O da ayrı bir konu. Evet. Bunu da uyaralım. Türkiye'de özellikle İstanbul sahilleri ilkbahar aylarında başlıyor. Sahillerde gençler ellerinde bira kutusu içiyorlar, içiyorlar. Sanki çok marifetmiş gibi. Ama yarın bir gün kısır kalacaklarını düşünemiyorlar. Kısırlaşır, kendi kendilerini kısırlaştırıyorlar. Yani bilseler ki bu ileride onların cinsel hayatını bitirecek böyle bir şeye asla girmezler. Neyse. Konuya dönecek olursak. Evet, obezitenin şöyle diyelim o zaman, bitkisel yollarla çözümü nasıl olur? Ha, ona girmeden şunu söyleyeyim. Tamam. Almanya'nın kara orman, kara ormanla güney eyalet, Bavyera eyaletinde Schwarzwald derler Almancası, Türkçesi kara ormanlarda bir sanatoryum var, yani hastane. Hı hı. Obez olan insanları tedavi ediyorlar. Neyle? Oruçla. Oruç tutuyor, yani bizim gibi tabii oruç tutmak niyetiyle değil, zayıflamak için. Ve üstüne para veriyor. 4000 euro, 5000 euro, 3-4 haftada orada kalıyor. 5000 euro veriyor, oruç tutuyor. Üstüne para vererek oruç tutuyor. Bizim dinimiz gereği oruç tutmamız gerekir. Oruç tutarsa kişi zaten bedeni iki öğüne alışıyor dünya. Bunu devam ettirirse, eskiden köyde biz bir sabah kahvaltı yapıyorduk, bir de akşam yemeği, öğle yemeği yoktu. Yani çok basit. Fakat kişi alışmışsa, kötü alışkanlık haline gelmişse, kilo almışsa, obez olmuşsa buna karşı ne var? Şimdi bunun için dünyada en etkili bitki Garcinia kombucha. Endonezya, Malezya, Kamboçya, Vietnam, Laos gibi ülkelerde yetişir bu bitki. Bal kabağına benzer, mandalina büyüklüğünde. Bu meyvenin birleşiminde hidrositrik asit var. Asit deyince tehlikeli bir şey değil. Elmada malik asit var. Limonda ne var? Sitrik asit var. Yani tehlikeli bir şey değil. Meyve asidi. Şimdi bu meyvedeki asit, hidrositrik asit, kişi bir şey yediğinde karbonhidrat içeren bir şey şekere dönüşür, yağa dönüşür. Şeker de yağa dönüşerek depolanır. Şekerin yağ dönüşümünü sağlayan bir enzim var. Asetil koenzim. Bu enzim yediğimiz şeker içeren her şeyi yağa dönüştürerek depolanmasını sağlar. İşte bu Garcinia kombucha meyvesi içermiş olduğu hidroksistrik asit yağ dönüşümü engeller ve kişi yemek yer ama kilo almaz. Evet, bir telefon